Her şey pahalıdır, alamıyoruz. Abi geçen sene oranla bu sene bayram alışverişinde nasıl bir fark var? Vallahi 4-5 kattır. Geçen sene şekerin fiyatı tam 3 katına çıkmış. Tam 3 katına. Her şey pahalıdır, mecbur alacaksın çocuklar. Alışveriş yapmasa olur mu? Olmaz. Öyledir. Her şeyin değeri vardı geçen senelerden bari. Ama bu sene hiçbir şeyin değeri yok yani. Paranın değeri kalmamış yani ya. Odur yani ya. Şu an her şey 3-4 katına çıktı. He, hiçbir şey alamıyorsun. İşler durgundur. Geçen sene öğrenler kalabalık daha fazla olmuş. Ama hani iş açısından biraz daha durgunuz. Gelen kalabalık da kuru kalabalıktır. Desene öyle alıcı müşteri de yok. Ki zaten onlara da biz hak veriyoruz. Normalde geçen sene bir kot normalde 120-130 lirayken şu anda 250-260 lira fiyatlarıdır. Adam o zaman iki parça alacağına bir parça anca alabiliyor şu anda. Ya fiyatların fazla yükselmesi milleti de etkiledi. Şimdi milletin de az çok halinden anlamak gerek. Geçen sene asgari ücreti adamlar alıyordu şu şekil. Onlara daha iyi geliyordu. Daha geçimi sağlayabiliyordu onunla. Bugün kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almış durumda. Fiyatlara öyle bir zam yapıldı ki bizi de burada etkiliyor. Geçen seneki cirolarımıza mesela kesinlikle yetişemiyoruz. Onu geç, bizim ekstra fazla giderlerimiz de olmuş burada. Yani kimse bir şey alamıyor. Fiyatlar 2 katı 3 katı olmuş. Yani millette bu kadar para yok bir şey ala. Yani millet evini mi geçindirsin, elbise mi yatsın, bayram alışverişi mi yapsın, nasıl sandayım. Hani millete durumu şu anda çok iyi değil, o yüksek. Hani millet alamıyor ha. Bir pantolon mağazaya giriyorsun 300 TL. Tişört almaya çalışıyorsun 250 TL. Hani her şey 2 katı 3 katı fiyatınadır. Önceki sene tabii ki her şey daha ucuzdu. Ama şu seneye bakarsanız her şey daha çok pahalı olmuş. Hani her şey 2 katı 3 katı pahalıymış. Bu sene kimse bir şey alamıyor. Şu anda vatandaş dışarıda geziyor ya. Hani boştur ha. Kimse bir şey almak için çıkmamış. Bayram alışverişi gördüğünüz gibi maşallah her yer cıvıl cıvıl. Ama tabii geçen senelere oranla fiyatlar biraz yüksek. Yine de fiyatların yüksek olması insanların alışverişini, kolaylığını zorlaştırıyor. Kolay fiyatlar yükselmesi insanların cebine, mutfağına, her şeyine olumsuz bir şekilde yansıyor. Maddi açıdan bütçesi düşük olan ailelere, asgari ücretle geçinenler, fiyatı geliri yüksek olan aileler tabii rahatlıkla yapabiliyoruz ama geliri düşük olan aileler eski oranla daha kısıtlı bir şekilde çocuklarını, evin eşyalarını kısıtlı bir şekilde gidermeye çalışıyor. Hani fiyatlar geçen sene oranla, geçen senelere oranla %50'nin ya da 70-80 üzerinde yansımış bulunmaktadır. Bayram alışverişi yani geçen seneye göre bu sene hiç yani insan alışveriş yapamıyor. Ayrıyeten ondan ne ziyade yani şimdi geçen senenin fiyatlarına bakarsak bu senenin fiyatlarına bakarsak yani bayağı bir ekonomi kısmına bayağı bir geriledik. O yüzden yani bir pantolon şimdi geçen sene 50 lira 60 lira aldığım pantolon şu anda 120-130 milyon en düşüğü. Yani kağıt gibi pantolonu şimdi 120-130 lira satıyorlar. Ayrıyeten 200 liradan aşağıya da bulamıyorsun yani şu anda en iyi, yani biraz kaliteli. Ben şu anda yani bayram alışverişi için yani istediğimi alamıyorum yani. Şimdi mesela bir pantolonu dahi ben alamıyorum yani bu ekonomide, bu krizde. Fiyatlar arasında yani çok çok yani aşırı derecede fark var. Mesela örnek veriyorum. Ya geçen sene bir tane kazakı alırdın 50 liraya. Şu anda yani 100 lira 120 lira bulamıyorsun yani onu da. Yani bir de bulduğun da yani şu an 120 liraya bulduğun kazak, tişört, gömlek bile en adi, en kalitesiz marka olarak yani en kumaşı çok kötü olan markaları bulamıyorsun yani. Onun dışında hiç bulamıyorsun. Bu bayram hem halkımızda para yok, hem fiyatlar 3 kat olmuş. Yani alım gücü düşmüş. Bunun için biz de zorlanıyoruz, halkımız da zorlanıyor. Gerçekten halkın yani bu durumda nasıl bayramda evine et, şeker alacak pozisyonuna gelmişiz.